arasındaki ticaret arasında bir fark var. İkimiz de komisyon ödüyoruz Halk Bankası'na, resmi komisyon. Onda sıkıntı yok. Onlar da ödüyor, ben de ödüyorum. Fakat ben karımdan devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödüyorum. Fakat onlar ödemiyorlar. Kim onlar? Yani yabancı şirketler. Türkiye'de yerleşik. Yani Türkiye'de yerleşik olmayan. İsrail ve Amerikan şirketi gördüm. Bilmiyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Onları siz inceleyin. Onların menşeini siz bulun. Yani İsrail ve Amerikan şirketleri devam ediyor. Siz bakın, durdunuz. Ve vergi verilmediğini. Bakın yabancı şirketler Türkiye'de kurulu bir kurulu şirket olmadıkları için hiçbir vergiye tabi değiller. Vergi ödemiyorlar. Ve onların ticareti devam ediyor. Altın ticareti siz çekildikten sonra onlara kaldı piyasa. Bakın altın ticareti 1 Temmuz'da zaten ambargo kapsamına girdi. Ben daha sonra gıda ticareti ve ilaç ticaretiyle devam ettim. Ama bu Amerikan ve İsrail şirketleri devam ediyor altın ticaretine. Altın ticareti tamamen bir kişiye özel ambargo kapsamına alınmaz. Hayır. 1 Temmuz'dan itibaren Halk Bankası tamamen altın ticaretini durdurdu. Gıda üzerinden işlem yaptı ama. Tabii ki mevzuatta zaten gıda ve ilaç için. Benim burada sayabildiğim, belki Rıza Bey daha detaylı bilgi verir, 7 yabancı şirket görüyorum. Bunlar yasal komisyonlarını verip, Rıza Bey'in sözlerini tercüme ediyorum, vergiden muaf olan şirketler. Doğru mu anlıyorum? Vergiden muaf değiller aslında. Türkiye'de kurulu şirket olmadıkları için vergiye tabi değiller ve devlete kazançlarından, karlarından vergi ödemiyorlar. Ve eğer bu ticaretleri sadece Türkiye'de yerleşik şirketler yapsa, Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cebine vergiden kar girer. Sizin İran'da işleriniz devam ediyor. Az önce Babek olayını konuştuk. Babek suçlandı, gözaltına alındı, tutuklandı. Bir sürü haberler izledik. Babek gözaltına tutuklandığına göre siz de ortaksanız eğer, sizin de ticaretinizin orada durdurulması lazım. Belki mallarınız el konması lazım. İran'da mallarınız el kondu mu, ticaretiniz durduruldu mu? Zaten Babek'le ortak olmadığımızı ifade ettim. Şu an ticaretimiz İran'da devam ediyor ve hala hazırda da babam İran'da. Daha ötesi var mı? Ve bugüne kadar bizim kapımızı İran devletinde, yani İran'da, İran devletinden herhangi bir kurumdan birisi çalıp efendim siz Babek'le bir ortaklığınız, ilişkiniz var mı diye sormadılar. Hiç sorulmadı. Hiç sorulmadı. Çünkü zaten devlet onun ne yaptığını biliyordur. Peki size can alıcı bir soru. Keskin soracağım. Sonra da ben size bir keskin soru soracağım. Evet. Ben de size can alıcı bir soru soracağım. Buyurun. Rüşvet verdiniz mi? Mahkemeye intikal ettiği için bu konulara demin de söylediğim gibi girmem söz konusu değil. Fakat 87 milyar euro gibi size bir matematik daha vereceğim. Hayır, yani bakın bir saniye. Rüşvet lütfen. Vermedim demek mahkemeyi etkilemek olmaz ki. Beni yani dinlerseniz zaten her cevabını içerisinde alacaksınız. Çünkü insanlar deminden, bunu çok merak ediyoruz abi. Deminden beri ticaretimi size anlattım değil mi? Neredeyse bugün ben çekilsem benim ticaretimi yapacak pozisyona geldiniz. O kadar bilgi verdim size. Eksik olmayın. Bu ticaretin neresinde siz bir eksiklik gördünüz? Neresinde bir üst kuvvete ihtiyaç olduğunu hissettiniz? Her şey legal. Bana sağlanmış bir imtiyaz yok. İstisna yok. Bütün ticaret legal. Resmi kayıtlarda. Bütün devlet kurumlarının denetimine açık bir ticaret. Bunun neresinde farklı bir şey aranmak istenebilir ki? Neden böyle bir şeye ihtiyaç olsun? Çünkü tapeler yayınlandı. Bu tapelerde sizin bir personelinizle yaptığınız konuşma, emanet, sipariş ve sipariş devlet kapısında poşetle bekleyen bir adamınız. Ve ben bir açayım bunu. Bir de aynı şekilde tapelerde
Daha sonra iki elemanınız arasındaki konuşmalar, yurt dışına İsviçre'ye gidildiği, emanetin alındığı, sizinle konuşma yapıldığı, emanetin teslim edileceği, hani bakana İsviçre'den özel saat alındığı yönünde tapeler yayınlandı. Bu tapeler nedir? Gerçek midir? Değil midir? Nedir? Size bir soru soracağım. Bakın, bu dosyanın bir sanığıyım ben. Doğru mu? Evet. Ve bizim avukatlarımızın elinde yeni yasadan sonra dosyanın tamamı elimize geçti ve bu tapeler elimizde yok. Metin halinde var ama daha CD olarak yok. Bu tapeler nereden servis ediliyor? Nasıl servis ediliyor? Bunu tartışmak lazım asıl. Hani bu bir yolsuzluk operasyonu ya. Zaten bu yolsuzluk operasyonunun temelinin sağlam olmadığı, servis edilen montajlı, dublajlı tapelerden belli zaten. İllegal bir şekilde bir şeyler yayınlanıyor. Belli ki o yayınlanan illegal kayıtları sizler de dinlemişsiniz. Ben gazetelerden okudum. Yani tapeleri dinleme anlamı söylüyorum ama gazetelere düşen... Gazeteler de illegal tapeleri taşımışlar. Çünkü neden? Bakın, dosyada gizlilik var. Avukatların haricinde gazeteler dahil hiçbir tapeyi alıp kullanamazlar. Mutlaka gizlilik var ama şunu söyleyeceğim. Siz bakın bu, şunu söylemeye... Bakın, büyük resmi, bakın Bekir Bey, büyük resmi kaçırıyorsunuz. Şunu söylemeniz lazım ama bakın. Siz elemanlarınızı İsviçre'ye saat konusunu açtınız ya. Gönderdiniz mi? Bakın, saat konusunda çok büyük iddialar atıldı ortaya. Çok büyük söylemler söylendi. 800 bin lira dedi. Birileri algı yönetimi yapmaya çalıştı. Paralel mi taktı dediler. Kim taktı dediler. İşte bu saat nereden geldi? 700 bin liralık saat mi olur dediler vesaire. Hatta İsviçre'deki saatlerin en pahalısının işte 1 milyon dolar olduğuna kadar saat analizleri yaptı köşe yazarlarımız. Bakın, bu kadar önemli bakın, bu. Koskocaman 200 tonluk altın ticaretinin analizini herkes bırakmış, saat analizini yapmış. Ne başarılı bir işçilik var burada. Bakın, saatle alakalı mahkemeye intikal eden, sunulan belgelerden sonra, çıkacak sonuçlardan sonra o saati diline dolayan beyefendilerin nasıl bir özür dileyeceklerini çok merak ediyorum. Pek de dileyeceklerinden ümidim yok ama ümit ederim. Yani kendinize güveniyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Bu anlattıklarımda evet. Sizce güvenmiyor muyum? Evet. Peki saatin yanına bir de Zafer Çağlayan evinize giriyor, benim evimdeki notlara göre bir piyano görüyor ve beğeniyor. Ondan sonra o da aynı şekilde. O da aynı şekilde. O saati Sayın Zafer Çağlayan'ın, Sayın Bakanımızın koluna paralel mi taktı? Reza Zarrab mı taktı? Sayın Çağlayan kendi cebinden mi taktı? Hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz günde... Piyanoyu da görecek miyiz? Onu da göreceksiniz tabii ki. Sadece bu ikisi değil, dosyadaki bütün detayların cevabını göreceksiniz. Bu bir gün gizlilik kalkacak. Sonsuza kadar bu dosyada gizlilik kalmayacak. En çok ve bunların hepsi tartışılacak. Ve o gün aslında ben bu iddialarla PR yapmaya çalışan, kendilerine paye çıkarmaya çalışan, hükümeti, devletimizi yıpratmaya çalışan insanların beyanatını merak ediyorum. Bizimki er ya da geç, 2-3 ay sonra ortaya çıkacak. İçişleri Bakanı Muammer Güler'e de rüşvet verdiğiniz iddialar, tapeler havada uçuştu. Vallahi Muammer Güler Bey'le oğlunun yaptığı telefon görüşmesindeki paranın miktarının sizle bir alakası var mı? Sayın Ergin, şu anda
bir bakanı ceketler içinde gönderdiğinize kadar inanılmaz iddialar. Bakın. Rüşvet verdiniz. Katakçı mısın? Uçaktaki altını da... Altın mı kaçırıyorsun? Sizin şirketlere yatan milyon dolarlar... Evet, Reza Zerrab'a, ben hala Zerrab diyorum, bir alışamadım.